Allah Azze ve Celle umrilerge berekasını versin. Sizin ve bizim kadamlarımızı doğru yolu hidayetge başlasın. Uluğ Arşın Rabbisi Allah'a soru getirmen her bittemizin özge yakın bendelerden kısın. Amin. Bugün bizim hutbamızın mavzusu keçe etkenimizdek Resulullah'a bugün muhabbet. Her bittemiz bilemiz. Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanaka derecede yakış görgen. Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakış görgenliği fakat yine biz üçün emez. Belki başka peygamberlerin ümmetine ders buluş gerek aslında. Resulullah'a boyun muhabbeti onların çekeresine çıktı. Biz hem şu sahabiler Resulullah'ın yaş görgen muhabbet yetişmemiz gerek. Sahabiler Resulullah'ını görgende sömür üyüge bağırıp Resulullah'ını islese Resulullah'ını körbeğin için onların yüreğiyle okup gitken bu muhabbetin hakkında ne deyisiz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud cengide 9 sahabeyi kalıp gitken kafirlerin arasında 9 sahabeyi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huddu bir kalkondaki uğrabı alıştı. Rasulullah'a zarbalarını tosup özünü tanesini ölümge koyuştu. Bu muhabbetin hakkı da ne deyisiz? Uhud cengide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüdeköp cerahat gördü. Hatta ki cahiden ciliştikken muamma olup kaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda bir tokka çıkmakçı oldu, bir taşka çıkmakçı oldu. Şunu tolka gelip, özünü belin yerine koyup verdi. Özünü bir zinade kılıp verdi, lesinse kılıp verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mukaddes mübarek ayaklarını koyup, taşka çıktı. Yeri karab durup, ''Ebu Cebet Talha, Talha'ya cennet vacip oldu.'' dedi. Bu muhabbetin hakkında ne diyorsunuz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vafat etişten aldım betap bulup oldu. Sahabiler şu haberini eşitip bütün işlerini taşladı. Hatta köyünü hatırlayan borçluluk için onlar hemmesi Resulullah'ın üye toplanıp alıştı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki de sahabinin ortasında sürdürülüp çıktı. Onlara karadı. Karagende onların kalbine hatırlayanlık, kursancılık geldi. Onlarını kursancılık uğradı. Bu muhabbetin hakkında ne deyisiz? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberge çıkıp aydı ki Allah azze ve celle bendesi iki tane arsan ihtiyar kıldı. Şimdi bendesi bu dünyada emez belki ahiretini tanlandı degende Ebu Bekir radıyallahu anh'u yığılıp durup ya Resulallah ota inelerimiz, farzatlarımız, canlarımız size kurban olsun dedi. Bu muhabbetin hakkında ne deyisiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etkende Fatıma anamız gelip sahabilerge aitti. Kendi kılıp sizler Resulullah'ın bedeki tuprak taşıysalar. Kendi kılıp sizler köm koyasalar deyip yığladı. Bu muhabbetin hakkında ne deyisiz? Onlar vefat etken de şimdi Fatıma anamız gibi cevap verip açtı. Eğer kolumuzda boyunca da Osmanlı'ya kömgen bolar idik. İmkanımız yok dedi. Bu muhabbetin hakkında ne deyisiz? Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir kazıyken de ayolları, kampırları, kariyaları, yaşbalı, hemen tomge çıkışı oluştu. Hatta ki Resulullah'ın kömüşün kabrını karab duruştu. Hemen sükut sahladı. Yerge uğrayan ketmonun zarbası yergemez. Belki onların kalbine zarba buldu. Bu muhabbetin hakkında ne mi diyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşenbe günü vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşenbe günü vefat etti. Ular Resulullah'ın katlı yaş görgeninden kömüşke baş tarttı. Hatta ki iki gün ötüp çarşamba günü kömüştü. Bu muhabbetin hakkında ne deyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi yaş görgen. Bizge mehir vergen. Lekin biz Resulullah'ın yaş görmeyimiz. Resulullah'ın mehir verişti bilmeyimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bronta bir hizmetkarını bironta bir ayolni, bironta bir erkini, bironta bir yosh bolani urmagan, ularga zarar bermagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni bir bo'lishni xohlaydi. Biz bo'lsa ajralamiz.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bittamizni muhabbatga jamlaydi. Biz esa bir-birimizni yomon ko'ramiz. Rasulullohning sunnatini tark etishlik bu Rasulullohga bo'lgan muhabbatning alomatimidi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni qiyomat kuni Kavsarning yonida kutsa, biz Rasulullohning sunnatini tark etib, Rasulullohdan qochamiz. Chunki har birtamiz sahobiyalar Rasulullohni yaxshi ko'rgandek, biz ham Rasulullohni yaxshi ko'rishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har birtamizni yaxshi ko'radi, har birtamizni. Kunlardan bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onda İbrahim surasida İbrahim alayhisalomning so'zini o'qiydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وآيات المعنى إبراهيم عليه السلام آيات رب يا رب الله بوبوتلر سلاملر كوبنا أزغطر وارد Kim menga ergashsa, ya Rabbim Alloh, u mendan, men bilan birga jannatga kirsin. Lekin kim menga gunohkor bo'lsa, kim menga itoat qilmasa, Parvardigorim ularni azoblama. Chunki sen rahmli, kechiruvchi zotsan deb Alloh azza va jallaga. Ko'ryapsizmi, Ibrohim alayhissalom ularni azoblama dedi. Shu oyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qib, ko'zlariga yosh kelib yig'ladi. Alloh azza va jall 7-chi osmondan Jabroil alayhissalomni tushirdi. Sen Muhammad, mayyubki Muhammaddan sonra nima uchun yig'layapti? Bilib turib. Shunda Jabroil alayhissalom so'raganda Rasululloh javob berdi. Ya Jibril ummati ummati ummati. Ya Jabroil ummatim, ummatim, ummatimga xavotir qilyapman dedi. Har birtamizga xavotir qildi. Shunda Jabroil alayhissalom javobini qaytardi Allohga. Alloh aytdiki, ayt Muhammadga, yig'lamasin. Mahzun bo'lmasin. Ummatini biz xor qilib qo'ymaymiz dedi. Ummatiga nisbatan biz uni rozi qilamiz dedi. Qarang, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bo'lgan muhabbati. Har bir payg'ambarning duosi bo'lgan. Muso alayhissalom duo qildi qavmiga, Robbana tumis ala amvalihim va shuddana qulubihim. Nuh alayhissalom duo qildi qavmiga, Allohumma inni mag'lubun fantasir. Iso alayhissalom, Yunus alayhissalom. Hamma payg'ambar o'zini qavmiga duo qildi, Alloh azza va jalla ularning duosini qabul qildi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosini o'ziga olib qoldi. Ya'ni bu dunyoni qilmasin, oxiratda biz uchun olib qoldi. Nima uchun olib qoldi? Biz yaxshi ko'rganligidan. Ashu duosini qilsa bo'lardi. Vahoniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Toifda haydab chiqarishdi. Dilini og'ritib chiqarishdi. Qonini to'kib chiqarishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zini qavmi o'ldirmoqchi bo'lib Makkadan haydadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolini Oysha onamizni Ubay ibn tuhmat qildi. Fohisha dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammasiga duo qilsa bo'lardi, lekin nima uchun qilmadi? Bizni o'yladi. Hattoki oxiratga bo'lganda men shu duoni shu ummatimni jahannamdan olib chiqish uchun qilaman dedi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni yaxshi ko'rishligi bo'lgan alomati. Biz esa Rasulullohdan o'zimizni olib qochamiz. Bir sahobiy keldida aytdi: "Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi. Inni uhibbuk أكثر من مالي وأولادي ونفسي وأهلي من سيزنا مال دنيايمدن هم فرزندلارمدن هم özümden هم أفضل كورمن من قاچان كيزدن كتكندن كي үйге барып сизи эслеп калсам сизи көрмөгүнчө жүрөлөрүм окуп кетет деди хаттан келип сизи көрөмөн деди бу иш нерсе эмес я Расулуллах мен özüm вафатымды сизни вафатыңызды эслесем түгөп болмон деди чүнки жаннатта сиз Payg'ambarlar bilan birga bo'lsangiz, biz esa yana oddiy odam pastda yuramiz. Yo Rasululloh, men sizni sog'inaman-ku dedi. Qarang, ularni maqsad faqatgina jannatga kirish bo'lmagan, balki jannatda ham Rasululloh bilan birga bo'lish bo'lgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut saqladi. Javob berishni bilmadi. Alloh azza va jalla osmondan oyat tushirdi. Man yutahillaha var rasul. Kim Allohga va Rasuliga itoat qilsa, fa ulaika ma'allazina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كم الله كه رسول الله يتقصى أولر پیغمبر لرمان صديق لرمان شهيد لرمان وصالح آدم لرمان برگه بولن دید وصحابي بو سوز نشتب خرسان بولوب اوية كتن بو محبت حقه نمه ديسيز بر صحابي كه بعد يا رسول الله
Metassa, kaçan kıyamet bolad? Rasulullah dedi ki, sen kıyamete tayar mısın? Yani kıyamet hazırken narsamaz. Her bittemiz kıyametten korkan mısın? Demek ki, ya veylete, la yugadir sahiyata ve la kebiratun illa ahsam. Çünkü adam bargende, onun amal kitabı mergende, şorum kursun dedi kitap ki karab. Bu kanakı kitap oldu. Her bitten nesanı, katta kiçiğini, zerreyi kattasını kaldırmasan yazıptı dedi. Her bir saniye cevap veremez. Şimdi o sahabi itiraf kılıp, ya Resulullah, lestu bi kefiri sala, köp namaz okumadım. Yani nafil namazlarım yok, köp nafil sadakalarım yok, nafil kıraatlarım yok ya Resulullah. Lekin, ben Allah'ını yaş göremem, daha sizin cüden katlığı yaş göremem dedi. Şimdi Resulullah s.a.v. dedi ki, ente ma'a men tuhib, sen kim yaş görsen, şu bilen bir gebe olasan. Yani bu hadisen biz neden düşünemiz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş görür fakat ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sokağını koyuşluğu ve uşatçılığı yemez. Fakat namlı da borçluğu yemez. Belki kalbimizde hem yaş görürüzümüz ki. Bu hadisin manası şu ki cennetin kalıtı en asası Rasulullah'a ve Allah'a bakan muhabbet şu cahide. Eğer bir farzantımız ağırıp olsa etlemen keç keçe isleyemiz. Eğer dökenimiz olsa künütünü oylayalım dökenimiz doğru mu? Ne ki? Yaş görürüz. Kaysi birimiz bugün namazdan taşkarı mahal Rasulullah'a salavat etti. Hiç kim ayken yok. Çünkü Rasulullah sallallahu muhabbet verişlik fakat ki sakal koyuculuyemez. Belki tilde Rasulullah sallallahu salavat etiştik. Rasulullah dedi ki el fakiru lezi. Kem bu hal adam şuna adam ki eğer ben onun yanında ben isim zikir kılınsa benim salavat etmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem.